Virüsten korunmanın en önemli kuralı izolasyon ve hijyen. Bunu biliyoruz. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıyız. Mecburiyetten kasıt nedir? 65 yaş üstüne okuduk görevleri gereği ise çıkacaklar diye bir ek genelge yayınlandı. Bizler zorunlu kalmak nedir? İşte bizler için market alışverişi olabilir. Onlar da bile çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ellerimizi mutlaka yıkamamız gerekiyor. Sosyal mesafemizi artırmamız gerekiyor. En az 1 metre hasta sayısı 2 metre bunları biliyoruz ama hala aslında merak edilen çok fazla soru var. Meryem Nas derledi toparladı. Şimdi ekranlarınızda o soruların yanıtları. Korona virüsü tüm dünyada ne yazık ki can almaya devam ediyor. Türkiye'de de gereken tüm önlemler, tedbirler alınıyor ama en önemlisi kişisel tedbirlerimizi almak ve akıllarda pek çok soru var. Aslında unuttuklarımız ve merak ettiklerimiz var. Biz sizler için işte bu soruları sormak için Profesör Doktor Oğuz Özyaral'a geldik. Kıyafetlerimizi evet. dışarıdan eve geldiğimizde evet. Evet. ne yapmalıyız? Şimdi evet. balkona dışarıya asın diyorlar. Evet. Doğru mu? Doğru. Eve gelindiğinde bir karantina odası gibi bir yer bu bir kapalı balkon da olabilir orada siz montunuzu ceketinizi üstünüzü başınızı çıkart çamaşır makinesinin içine koyun 60 ile 90 derecede U uzun süre yıkama programında yıkayın pırıl pırıl tertemiz bir ürününüz olsun. Öksürebilirim, aksırabilirim bir e, mendilim olabilir. Burun sekresyonunu buna sildiğim zaman bunu cebime koyamam. Sokup çıkarışımda burada mikroorganizmaları, virüsleri alıp her dokunduğum yere bulaştırırım. O zaman ne yapıyorum? Gördüğün gibi Meryemciğim elimde bir tane naylon torba var, bir poşet var. Hep onu yanımda taşıyorum sürekli. E, te, burnumu temizlediğim mendilleri, öksürdüğüm, aksırdığım hatta elimi kurladığım e, kağıtları... Bunun içine atıyorum. Topluyorum akşama kadar. Sonra ağzını iki kere düğümleyip kapatmaya çalışıyorum. Peki bağışıklığımızı güçlendirecek özel bir formülünüz var mı? Gelmiş hastalık kapıyı çalmış. Bir şey yiyelim, iyileşelim. Böyle bir şey yok. Her daim yapmak gerekiyor. Evde pişireceğiz. Tencere yemekleri, mister gibi yiyeceğiz. Üstüne de meyvelerimizi yiyeceğiz. El yıkamak gerçekten nasıl olmalı ve sadece sabun kullanmak yeterli midir? Sabun her şeyden kıymetli çok güzel bir deterjan etkisi var. Bir kere elinizi yıkarken e, asla ve asla elinizde bir yüzük olmayacak. Yani sizin bunu mutlaka çıkarmış olmanız gerekiyor. Verilen ve söylenen maka üst makamların söylediği kaideler, kurallar harfiyen uygulanacak. Eve gir, eve gir kardeşim, eve gir. Bazı kesimde diyor ki açık havaya çıkıp özellikle sahil kenarlarına inip temiz havayı içinize çekebilirsiniz. Bu doğru mu? deniz kenarına ineyim ineyim yanımdaki öksürdü aksırdı havada damlacıklar asılı kaldı o bir metre mesafe elimde çubukla mı gezeceğim ayarlamaya çalışacağım mümkün değil evlerin balkonları var balkonlara çıkın camınızı açın bir yastık koyun oradan hafif sallanın birbirinize el sallayın güneşinizi alın ama sokaklara çıkmayın Türkiye en şanslı ülkelerden biridir çünkü sağlık bakanımız sistemi dört dörtlük yürütmüştür yürütmektedir ne kaldı Türkiye evinde otur.